dördüncü kutlarken düzenlemiş olduğumuz geleneksel iftar programına hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Allah tuttuğumuz ve tutacağımız oruçları, ibadet ve hayırlarınızı kabul ve makbul eylesin. Çarşamba günü idrak edeceğimiz Kadir gecenize, Pazar günü başlayacak olan Ramazan bayramımızı şimdiden kutlu ve mübarek olsun. Rabbim daha nice Ramazanlara ve bayramlara barış, huzur ve kardeşlik içinde erişmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu programa katkı sağlayan PSM Demirbaş ailesi, başta Mustafa Demirbaş ve diğer yetkililerine sizlerin huzurunda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Sektör faaliyetlerine sürekli destek veriyorlar ve yardımlarını esirgemiyorlar. Bugün özdaş olarak kendi için toplu taşıma hizmetinde çeyrek asır ulaşmış olmanın aklı gurur ve sevinciyi yaşıyoruz. Şirketimiz sektörde kurulmuş olan ilk hava otobüsü kuruluşu o özelliğiyle 25 yılda el birliği, gönül birliğiyle özdaş hem ortaklarına hem de sektöre çok önemli hizmetler vermiş. Kent içi toplu taşımın gelişmesi ve sorunların çözümü önemli çalışmalar yapmıştır. Değerli misafirlerimiz, kendi emekli hizmetlerinden olan kent içi toplu taşımacılık faaliyeti çok meşakkatli ve sorumlu bir iştir. Tabi olarak sorunlar, ihtiyaçlar bitmiyor. İşletmecilerin gelişen ve değişen şartlara göre sürekli dinamik olması zorunlu hale getiriliyor. Bugün Nevzat Halk Otobüslerinin çözüm bekleyen çok önemli sorunları var. Özdaş olarak sektör kuruluşlarımız ile daima birlik ve beraberlik içinde sorunların çözümü ve şimdiye kadar dayanışma içinde gayret gösteriyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar özel halk otobüslerinin tek bir kuruluş gibi davranmasını, kurumsal işletmeciliği ve profesyonel yönetime geçmeyi ve kurumsal davranmayı zorunlu hale getirmiştir. Şimdiye kadar tekrarladığımız ve hiçbir şeyi kazandırmayan alışkanlıklarımızı değiştirerek hayat şartlarına göre davranmak ve kendimizi yenilememiz gerekiyor. Bugün artık şirketler veya gruplara özel sorunlar yoktur. Sektörün sorunları genelleşmiştir ve toplu bakışı, toplu mücadele gerekmektedir. Bizler sektör olarak gelir yetersizliği sorununa rağmen araç kalitemizi yükseltmekle önemli çalışmalar yaptık. Kilomuz %85 yeni nesil otobüslerle yeniledik. Bizim amacımız daim ve vatandaşlarımıza en iyi kaliteli hizmeti sunmak. Çünkü hizmet kalitesi bizim gelecek sigortamızdır ve biz de bunun farkındayız. Ancak artık kandilin haline gelmiş bir kısım temel sorunlarımızın çözümünde kamunun öncü ve destek olmasını ve önümüzün açılmasını bekliyoruz. Bugün bizimle Ramazan feyiz ve bereketini paylaştığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Şirketim ve sektörüm adına saygılarımı sunuyorum.